Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere flamingo pastası yapacağım. Daha önce Instagram'dan sormuştum bunun tarifini ister misiniz diye. Bence butik pasta evde geçmek için çok uygun bir tarif. Görünüşü çok güzel, yapması da eğlenceli. Hani şeker hamurundan yapacağımız kısım bayağı basit. Sana basit geliyor diye düşünebilirsiniz. Ama göreceksiniz aslında hakikaten yapımı rahat. Sevdiğiniz insanların doğum günlerine bunu ve benzerlerini, farklı hayvanları falan deneyebilirsiniz. Şimdi önce kekten başlayalım. Çünkü keki yapacağız, pişireceğiz ve soğutacağız ki hani üzerine geçtiğimiz krema erimesin. Kek için neler var? Ben şimdi bir sürü malzeme olduğu için burada size sayacağım. Ama gramajlarını ya altına ya da videonun kenarında şu an böyle yanımda bir liste şeklinde. Eğer onu nasıl yapacağım bulursam liste şeklinde yaparım. Olmazsa aşağıya yazarım. Bu klasik şey, sıvılar ayrı yerde, kurulur. Bunlar ayrı yerde keki gibi düşünebilirsiniz. Güzel kabaracak, vanilyalı. Tadı, lezzeti güzel. Bu kadar. Önce tereyağımız var. 140 gram civarıydı. Şimdi tereyağını biraz çırpacağız. Ben tereyağını tam oda sıcaklığına getiremedim. Siz getirirseniz daha iyi olur. Sürekli shaker bu arada. Kendi kendine atıyor. İnanılmaz bir şey ya. Abi kaç kere uyarı asacağım, ona da uyarı asacağım. Telefonları kapatın diye. 20'dir çalıyor. Bir de ne kadar çok arayanı var. Tereyağı yumuşadı. Şekeri koyuyorum. 400 grama kadar şeker koyabilirsiniz. Hani böyle çok tatlı olmuyor. Ama ben 370 gram koyacağım. İçine de vanilya koydum. Bir paket vanilin koyabilirsiniz. Ha bu arada bu kekte hem tereyağı hem sıvı yağ var. Çünkü biraz nemli olsun diye sıvı yağ kullanıyorum. Zeytinyağı değil ayçiçek kullanıyorum. Çünkü zeytinyağı bir şekilde aromasını veriyor. Hani özellikle vanilyalı kek olduğu için o zeytinyağı tadı alınıyor. Full ayçiçekten de yapmak istemedim. Çünkü tereyağı da çok lezzet veriyor. O yüzden yarı tereyağı yarı ayçiçek gibi koydum. Duymuyor musun? Tamam, bu kek hem kabartıcı toz. Bu kek hem kabartma tozu sayesinde kabaracak hem de yumurta beyazlarını çırpıp karıştıracağız. O yüzden yumurta beyazlarını yani ayrı bir yerde çırpacağız. O yüzden şimdi yumurta beyazlarını bu mikser kabına ayırıyorum sonra çırpacağım için ve yumurta sarılarını bu tereyağı ve şeker karışımına ekliyorum. 3 yumurtamız var, 3 büyük yumurta. Bu arada bu bildiğimiz şey, baton denmiyor ona, ne deniyor? Baton değil de, o böyle ortası delik olan kek kalıpları var ya, ne deniyor ona? Ortası delik kek kalıbı. Onun bir adı var ya. Yok mu? Ortası delik kek kalıplarını yapacağız. Ne deniyor ona? Bu Nemo, böyle unutmuş. Evet, yumurta sarılarının içine koydum, beyazları ayırdım. Başlatıyorum mikseri. Çok eğleniyoruz. Yumurtalı. Burada 3,5 bardak kadar un var. 3 çay kaşığı da kabartma tozu var. Yani bir paketten bir tık daha fazla oluyor. Bir pinçik de tuz. Bunun içinde de ayçiçek yağı var. 100 mililitre. 240 mililitre gibi de böyle. Tamamen yalan. 360 mililitre de süt var. Şimdi biraz süt, biraz un, biraz süt, biraz un. Toplamda yani biraz süt, biraz un. 1-2 oldu. Biraz süt, biraz un da. Biraz süt daha ama ondan başlanıyor. Pardon. Un, süt, un, süt. Un şeklinde gideceğiz. O yüzden biraz un koyuyorum. Kabartma tozuyla biraz karıştırayım ama. Direkt lök diye önce kabartma tozu dökülmesin. Ne? Pislik ya. 1/3'ünü çalıştırıyorum. Bunu şimdi çalıştırdım. Buradan yavaş yavaş sütü dökeceğim. Bunun da yarısını döktüm. Şimdi kalan unundan da döküyorum. Şimdi bütün sütle yağ karışımını döküyorum. Bu nasıl bir rezalet ya? Gerçekten ilk defa kek yapmıyorum yani böyle bir şey olamaz. Kamera heyecanı. Kalan unu da dökeceğim. Kısıyorum tabii çünkü öğrendik artık. Hayvan terli. Bu hazır. Şimdi yumurta beyazlarını çırpıyoruz. Sonra o ikisini birbirine fold edeceğiz. Yani söndürmeden karıştırmak da fold aslında katlamak demek ama hani bu katlamak anlamında kullanıldığında ne? Tuzu buna da koyabilirdiniz. Ağla. Oldu. Şimdi köpürtüğüm yumurta beyazı. Aa tepe kamerası da var niye gösteriyorsam. Büyük risk aldım bu arada. Gereksizdi ama hoşuma gitti biraz. Bunun birazını alacağım.
Biraz ile karıştırıyorum. Harç biraz cıvıklaşsın diye. Sonra geri kalanını ekleyeceğiz. Sıyıracağım. Ne, yumurta koydum diye mi ağlıyorsun? Biraz oydu sanki. Ama normalde yumurta beyazı zaten giriyor içine. Sen hiç kafayı takma. Her türlü yeriz. Kalanını da koydum. Şimdi böyle yavaş yavaş karıştırıyorum ki sönmesin kabarttığımız yumurta beyazları. Bir yandan da söndürmemek için iyi karıştırmazsanız keki kestiğinizde böyle içeride küçük küçük yumurta beyazı topçukları pişmiş oluyor. Yani o da hoş değil. Şurada mesela bir tane var, onu dağıttım. Güzelce karıştı. Burada yapılmışı var diye çıkardım ama önden yağlayıp unladığım kek kalıbına bu harcı döküyorum. 180 derecede önden ısıtılmış fırına atacağım. Evet arkadaşlar, bunu atayım fırına, pişince tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar kekşim fırında 5 dakikası falan kaldı bence. Şu şeye başlayalım. Üzerini kaplayacağımız krema için direkt krem şantiyi renklendirip onu da yapabilirsiniz. Ama birazcık daha lezzetli bir krema olsun diye ben beyaz çikolatalı ganaj kullanacağım. Normalde yaptığımız ganajdan daha cıvık bir ganaj olacak ama bu. O yüzden burada 200 gram çikolata var. 200 gram da krema koyacağım. Bunu çırparken bir 100 gram da soğuk krema yine ekleyeceğim. Hani böyle puf puf kabarık bir dokusu olsun ama bir yandan da keke yakışsın. Çünkü bunun arasına krema sürmeyeceğim pasta gibi. İsterseniz onu yapabilirsiniz. Yani ortadan ikiye kesip arasına bir pastacı kreması, biraz meyve, hani pastaya çevirebilirsiniz. Burada zaten önemli olan süslemesi. Bu kek tarifinde rahatlıkla içine işte portakal rendesiydi, limon kabuğuydu, kuru yemiş, kuru meyve, bir sürü şey koyup değerlendirebilirsiniz. Onu sizin yaratıcılığınıza bırakıyorum. Ben burada esas süslemeyi göstermek istiyorum. Şimdi burada 200 gram çikolata. Altta yine ben maride yapıyoruz bu arada. Altında biraz su var kaynayan ama tabanına değmiyor. Üzerine çikolatayı oturttum. 200 gram kremayı da koyacağım. Ondan sonra bunlar eriyecek. Hayat daha güzel olacak. Gel kardeşim. Elini ver. Bu erirken 5 dakikası daha var dedik. 5 dakika olmadı herhalde. Keki alayım ben fırından. İstiyor musun? 2 dakikası kalsın. Yani şu krema ısındı. Çikolatalarda tık yok daha. Aa, 2 dakika oldu mu? Keki alalım. Ben burada duruyorum çünkü Batuhan alıyor. Evet, fırına ilk açtığındaki buharı yedi. Keşke onu da çekseydik. Teşekkür. Şimdi bunu test edelim. İyi kabardı. Şimdi bunu şöyle test edeceğiz. Yani biliyorsanız da tekrar öğrenirsiniz. Şuradan soktum. Temiz çıktı. Pişmiş. Çok kolay. Kremayı önden ısıtıp çikolatanın üzerine de dökebilirdiniz. Ama bu benim çikolatalar para çikolata. Yani şey büyük bayağı. Sıcak krema eritmeye yetmezdi. O yüzden hepsini toptan şeye aldım. Ocağın üzerine aldım. Bu arada ben gıda boyasıyla renklendireceğim. Niye? Çünkü daha rahat ve elimde bir sürü gıda boyası var. Gıda boyası kullanmak istemiyorsanız özellikle kırmızı rengi elde edebileceğiniz bir sürü yer var. Yani en basiti çilek kullanırsınız. Mesela çilek suyu. Nişne suyu koyabilirsiniz. Zaten bu flamingo pembe. Kullandığımız krema içine birazcık sıvı girdiğinde çok böyle tekstürünü değiştirecek, çok bozulacak bir krema değil. O yüzden doğal yollarla renklendirebilirsiniz. Çikolatalarımız eriyordu. Şimdi bunu aldım ocaktan. Gördüğünüz üzere. Çünkü artık eridi eriyeceği kadar. Oo. Evet, bunu dolaba alalım mı? Şimdi şu kek soğuyana... Deyip telefonu çal şimdi. Kek soğuyana kadar figürleri yapalım. Görsel önüme aldım. Genelde figür yaparken hakikaten örnek görseli karşımıza koymamız bayağı yararlı oluyor. O yüzden şimdi önce boynundan başlayalım. Bu hamuru ben önceden biraz yumuşattım çünkü kutudan çıkar çıkmaz çok sert oluyor. Tabii şimdi video için size hemen yapacağım ama normalde bu figürlerin mutlaka dinlenip kuruması gerekiyor. Çünkü şu an hani zaten yapınca göreceksiniz. Bu flamingonun o boynunun uzantısını vermek için onu bir şekilde yatay bir durumda dinlendirmemiz gerekiyordu. Şimdi ben bayağı zorlanacağım muhtemelen. Şu hamuru şöyle göstereyim, kat izleri oluyor. Onları mümkün olduğunca aşağıya saklamak lazım. O yüzden şöyle bütün içe doğru yoğuruyorum. Bu kısmını da en alta getireceğim. Evet, şöyle şuraya sakladım. Yani en azından pastanın dışından görülmeyecek. Şimdi bunu böyle bir silindir haline getirelim. Bu arka kısmı, ensesi birazcık daha kalın. Şuralardan hafif inceltebiliriz. Aynen, şu eğim yeterli bence. Şurası da boynu olacak. Şöyle hafif parmak izlerini pürüzsüzleştiriyorum.
Bunu biraz bekletmem gerekecek. Özellikle pastaya takmadan evvel. Çünkü dediğim gibi işte bunu şu an böyle kaldırmaya kalktığımda gidiyor. Şuradan bir keseceğim daha sonra bu kısmını. Daha sonradan kolaylık olsun diye kürdan geçiriyorum. Hem daha da çok sabit tutmasına yardımcı olur. Gaga için bu hamur biraz fazla. Bu kadar yeterli olacak bize. Ucunu da siyah yapacağım. Şu yine kesikleri aşağı toplamaya çalışıyorum. Bunu da böyle kare gibi bir şey yapıyorum. Şimdi bu buraya yapışacak. Hem bu genişlikte yapmam lazım. Hem de şu kısmını biraz yukarı doğru böyle yuvarlamam lazım ki hani aşağıya doğru o sivriliği verebilelim. O yüzden şuradan. Zaten ucuna siyah hamurla da şey yapacağız. Ek yapacağız. Şuradan gelecek gibi düşünebilirsiniz yani. Burasını kesecektik ya. Hatta orasını kesecektik, kesecektik demeyelim. Ben orasını keseyim onun. Kurtulalım ondan. Şu gaga kısmına doğru biraz ama... Yani daha ince olduğu için şu bombeyi iyi vermemiz lazım. Tabi biraz kurduktan sonra arkası için de aynı şeyi yapacağız. Aynı işlemleri. Çünkü iki taraftan da eşit güzellikte görünmesi gerekiyor. Ya bunun çok böyle hani insan figürü gösteriyorsam dikkat edilmesi gereken noktaları falan söyleyeyim. Hızlandıracağım. Ya da belki de hızlandırmayacağım. Şimdi şu gaga ucu gibi yaptım. Buna şekil verdim. Aşağı yukarı herhalde. Yani buradan alsak aynen şuradan başlaması gerekiyor. Bunu şimdi diğer hamurun bir parçasıymışçasına onu aynı seviyeye getirmek lazım. Şu ucunu da sivritmek lazım. Bu arada hamurları yapıştırmak için su kullanıyoruz. Yenilebilir yapıştırıcılar da var. Yumurta beyazı da çok iyi yapışkan görev görür. Şu altına sadece biraz daha oyuk yapacağım. Hani daha kuş gagası gibi olsun diye. Şu siyah uca çıkardığımız parçaya da biraz sivrilik katmak gerekiyor. Flamingo'ya benzemiş. Şu küçük ucunu da kesiyorum. Şimdi bunu da ıslatayım, yapıştırayım. Sonra en azından boyun kısmını kurumaya bırakabiliriz gönül rahatlığıyla. Bir de göz yapacağız. Şimdi göz için bir siyah bir beyaz hamur açacağım. Normalde şeker hamurunu açarken nişastadan yararlanıyoruz ama çok küçük miktarda hamur olduğu için nişastayla açmaya gerek yok ama hani bir pasta kaplayacağım zaman falan mutlaka yoksa yapışıyor. Şöyle kalıplarım var. Kalıbınız yoksa bir top yapıp bastırabilirsiniz. İki tane yuvarlak, büyük yuvarlak göz kesiyorum. Bakayım bir boyuna. Evet boyu güzel. Bunu arka tarafına daha sonra yapıştırırım. Bir de şöyle göz bebeği yapmak için iki tane siyah keseceğim. Şu siyahı biraz ıslatacağım. Bir de beyazdan küçük böyle ışık yaparsak. Şöyle küçük bir parça. Flamingo'nun suratı oldu. Kuyruk ve kanatlar var. Kuyruk bildiğiniz üçgen. O yüzden şu an bitti bile. Şöyle bir üçgen yaptım. Sonra şu ucunu hafif kıvırıyorum. Şimdi geldik kanatlara. Bunları hamuru önden açıp kalıpla kesebiliriz. Kalıp derken yani herkeste böyle kanat kalıbı olmasına gerek yok. Ben bazen mesela kartona bir şekil çiziyorum. Onu kesiyorum ve kalıp olarak kullanıyorum. Yani hamuru açıp o kartonun üzerine koyup etrafından kesiyorum. Çok da rahat oluyor. Öyle yapabilirsiniz. Bunu ikiye bölelim. Bir tane elips formuna getirip yine kuyrukta yaptığımız gibi yani omuz kısmını değil el kısmını sivrileceğiz. Bu öbür tarafın kanadı. Yukarı bakacak yani. Şu an ekranda göründüğümüz değil de diğer taraf. Bunların altı çok önemli değil. Altı çünkü yapışacak, görülmeyecek. Hani o yüzden iki tarafın da pürüzsüz olmasına gerek yok. Evet, şimdi ben bunları bir kenara alacağım. Kremayı hazırlayalım, kremayı renklendirelim. En son hepsini bir araya getiririz. Figürlerimizi hazırladık. Keki de kalıptan çıkardım. Bir tane pasta tabanına koydum. Şimdi ganajı birazcık kremayla çırpacağım. Kabartacağım, renklendireceğim. Sonra süsleyeceğiz. Şu kıvamına bakabilirsiniz ganajın.
Çok donuk değil. Burada herhalde bir, yani 100 grama yakın bir kremamız var. Onu da ekliyorum. Şimdi yine beni duymamaya başlayacaksınız. O yüzden başka diyeceğim bir şey var mıydı diye düşünüyorum ama yoktu herhalde. Sessiz film oynayabiliriz böyle. Bir kelime. Tamamız. Ganaj çırpınca biraz kabardı. Pembe gıda boyam var. Kırmızı boyayla da gayet bu pembeye dönerdi. Böyle bir iki damla, bir iki damla. Çünkü çok koyu pembe istemiyorum. Yani bu kanatlardan, kafasından daha açık bir renk olsun istiyorum. Dediğim gibi gıda boyası kullanmak istemiyorsanız özellikle pembe rengi çok rahat kırmızı meyvelerin sularından elde edebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi bunu alıp artık sürelim. Minik spatulam var yine. Bu kek zaten kendiliğinden nemli olduğu için üzerine hiç böyle şurup, hani bazen pandispanyalara dökeriz ya, böyle şurup dökmeye gerek duymadım ama videonun başında söylemiştim. Siz tam böyle ortadan ikiye kesip arasına meyve, krema, yani bunu bir pasta haline getirebilirsiniz. Bu kek tarifi zaten benim bazı pastalarda pandispanya olarak da kullandığım bir kek tarifi. Gerçekten çok lezzetli, çok nemli. Dediğim gibi önce iç ve yan tarafları halledip. Şöyle dalgalı dalgalı, çok belli bir düzende de olmasın, dağınık dalgalı. Yani artık bütün pastanın etrafını kremayla kapladığımız için. Şu önce yan çocukları. Yandaki kanatlarını. Bu da tamam. Bu zaten beyaz çikolatalı olduğu için kendisi yapışkan görevi görecek. Kuyruğunu da şöyle oturturuz. Yani dolaba attığınızda iyice yapışır. Şimdi flamingomuzun diğer gözünü de takıp, evet. Buna birkaç tane daha kürdan lazım ya. Birkaç tane daha lazım çünkü içindeki kek o kadar taze ki, yani keki yeni yaptık ya. Ve daha mantıklı oldu. Bunu ama kesmeden önce mutlaka biraz dolaba atmak lazım çünkü krema çok cıvık. Figürleri koymadan da dolaba atmak lazım. Biraz çikolatası donsun, çok daha rahat olacak süslemesi. Flamingo pastamız hazır. Kesip yiyelim mi ya? Bence bunu kesmeyelim ya. Bozmayalım değil mi? Yok ya, zaten içi kek, dışı krema. Şimdi görselini bozmaya gerek yok. Buyurunuz efendim. Flamingo pastamız. Gerçekten yapması çok kolay. Lezzetli de, içine istediğiniz gibi kek yapabilirsiniz. Dışına istediğiniz gibi krema kullanabilirsiniz. İsterseniz gıda boyası, isterseniz çilek, isterseniz vişne. Ama süslemesi böyle. Eğer videoyu beğendiyseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Videoya beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Başka yapmamı istediğiniz pastalar, göstermemi istediğiniz teknikler varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları mutlaka okuyorum. Ha, bunu söylemeyi unutmayayım. Olur da evde denerseniz, vaktiniz olursa denemek isterseniz, bana görsellerini atarsanız çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.